Merhabalar efendim. Ucuz filmlere ucuz senaryolar gönderen Michael Arion sık sık şanssızlığından şikayet ediyordu. Bir büyüğü onun yanına çağırdı. Seni bir daha şanssızlığından şikayet ederken duymayacağım dedi. Neden diye sordu Michael. Çünkü akıllı insanlar şanssız insanları sevmezler dedi. Şanssızlığın bulaşıcı olduğuna inanırlar ve şanssızım diyenlerden kaçarlar. Çünkü onlar için başarının temellerinden bir tanesidir şans dedi. İlk defa duyuyorum bunu diye cevap verdi Michael. Ama bu kadar değil diyerek devam etti büyüğü. Sen aynı zamanda çok konuşuyorsun be Michael. Az konuş. Az konuş, çok dinle. Çünkü dedi sen çok konuştuğunda seni ilk defa tanıyanlar bütün sırlarına vakıf oluyorlar. Hiçbir gizin kalmıyor. Merak edilecek hiçbir şey bırakmıyorsun karşındaki insanlara ve haliyle sana olan saygıları çok düşük oluyor. Seni ciddiye bile almıyorlar Michael diye uyardı. Michael büyüğünün bu tavsiyelerini aklının bir köşesine yazdı. 1944 yılında bir gün New York'a gitti. Yine aynı büyüğünün bir zamanlar büyük şehirlerde ünlülerin gittiği mekanlara gitti. Zenginlerin gittiği mekanlara gitti. Onlarla birlikte görün tavsiyesini hatırladı. Cebinde az bir parası vardı ama olsun. New York'un en ünlü restoranlarından biri olan 21'e gitti. Orada dönemin sinema yapımcılarının, film yapımcılarının en büyüklerinden biri olan Samuel Goldwyn'le karşılaştı. Biraz sohbet etme imkanı bulduğunda ona ne kadar şanslı olduğunu anlattı. Bir süre sonra Samuel yanından ayrılırken sen git kendine bir yarış atı al dedi. Michael yine üzüldü. Yine şanssızlığından şikayet edecekti ki kendi kendisine vazgeçti. Bara gitti. Barda yine aynı dönemin en büyük sinema yapımcılarından biri olan Louis Mayer'le karşılaştı. Hani sonradan Metro-Goldwyn-Mayer şirketinin kurucu ortaklarından biri olan ama aynı günlerde Louis Mayer, Samuel Goldwyn'in en büyük rakiplerinden biriydi. Ve Michael Arion'un adını duymuştu ama onun için küçük bir senaristti o. Michael, Louis Mayer'le konuşurken söze az önce Sam'le beraberdim diye başladı. Tam bana senaryo ısmarlayacağına git yarış atı al tavsiyesinde bulundu diyecekti ki büyüğünün söyledikleri aklına geldi. Sustu. O zaten bunları düşünürken Louis kendisine ne kadar teklif etti diye sormuştu bile. Yeterli değil diye cevap verdi Michael. Louis gülümsedi. Elini uzattı. Michael'ın elini üzerine koydu. 30 hafta için 15 bin dolara ne dersin? Heyecanlandı Michael. Neden olmasın? Müzakeresini yaparız diye cevapladı. Ve sonradan işte o bildiğimiz ünlü Michael Arion oldu. Ey güzel insanlar, ey güzel dostlar. Eğer büyük işlerle ilgileniyorsanız, eğer büyük işlerin sahibi olmak istiyorsanız ve eğer devletimizi yönetiyorsanız, yani başka devlet insanlarıyla müzakerelerde bulunuyorsanız lütfen az konuşun, çok dinleyin. Ve bir de sakın ola kırmızı çizgileriniz olduğunu falan söylemeyin. Kırmızı çizgi zafiyettir. Kırmızı çizgi yukarısı ve aşağısı olmayan katı bir çizgidir. Çizginiz olsun ama tebeşirle çizin. Çok kolay silinebilir olsun. Flexible olun. Kırmızı çizgi sizi rakipleriniz ya da müzakere ettiğiniz insanlar karşısında zayıf düşürür. Kayserilerin en büyük özelliği nedir bilir misiniz? Alder'de Kayserili bir mal satıyorsa fiyat söylemez. Sen ne veriyorsun yeğenim diye sorar. Kulakları çınlasın Kayserililerin bu özelliği alverde ve ticari başarılarında ne kadar etkendir bilenler bilirler. Yani sizlere naçizane tavsiyem alverde Kayseriler gibi olun.
Olamıyor musunuz? O zaman başaramazsınız. Kolay gelsin.